Kisimisi, Hagiwagi'ye çok benzeyen fakat rengi pembe olan bir karakter. Peki ama bu karakter neden bize dostça davranıyor? Karşımıza çıkan engelleri ortadan kaldırmak için adeta yarışıyor. Acaba oyun yapıcıları bizi kandırmak istiyor olabilirler mi? Bu videoda Kisimisi bize neden yardım ediyor? Öncelikle onun cevabını hep birlikte bulalım. İlk başta oyun istasyonunda karşımıza çıkan posterde buranın yetimlere yardım merkezi adında bir yer olduğunu görüyoruz. Fakat detaylara bakınca aslında burasının bir test merkezi olduğunu, çocukların çeşitli testlere tabi tutulduğunu ve performansları değerlendirildiğini görüyoruz. Bakın burada performans olarak 1 ile 5 arasında bir not değerlendirmesi yapılırken isminin Mateo olduğunu anladığımız bir yetimin 4 puan aldığını görüyoruz. Fakat bu deneyler sırasında çocukların birçok zorluğa maruz kaldığı deney değerlendirme kağıdı üzerinde yer alan kanlardan görebiliyoruz. Bu çocuklar acaba nasıl bir şiddete maruz kalmışlar? Ayrıca çocuklarda bu deneylerin zihinlerinde kaygı ve korku gibi çeşitli duygular uyandırdığı test sonuçları arasındaydı. Peki bu çocuklara ne oldu? Neden bir anda ortadan kayboldular? Duvarda yazan yazı aslında her şeyi anlatıyor. Oyuncaksız kimse yaşayamaz. Burada ise yetim çocukların öldürüldüğü ve oyuncaklarla kaplandığı fikri göz önüne seriliyor. Yani yaşayan oyuncaklar yapmak ve onu dünyadaki çocuklara satmak. Bilim adamı Hobby Playtime'ın ilk sürümündeki gibi Chapter 2'de de benzer açıklama yapıyor. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Deneklerin eşi görülmemiş bir zekaya sahip olduklarını, ayrıca şiddet uygulama konusunda endişe verici bir hale gelmek istediklerinden bahsediyor. Hiçbir deneyin bu nitelikleri, yani şiddet etkisini artırmaması için yasaya da ihtiyaç olduğunu anlatıyor. Oyun içerisine baktığımız zaman çocukların yaptığı çizimlerde mutluluk vardı. Yaptığı çizimlere bu mutluluk yansıyordu. Anlaşılan o ki buradaki yetim çocuklar sadece canlı oyuncaklara dönüştürülmemiş, aynı zamanda mevcut denekler ile oynamaları ve zaman geçirmelerine izin verilmişti. Burada ise bacakların annelik ilkelerinde önemli bir yerinin olduğu anlatılıyordu. Demek ki oyundaki karakterlerin uzun bacaklı olmalarının sırrı bu. Hatta oyunda çocuklarda bunun sakinleştirici etkisinden bahsediliyordu. Kisimisi, eğer bize yardım etmek istiyorsa ve hala arkadaş canlısıysa o zaman hala şansımız var demektir. Daha önce bildiğimiz bazı prototipler hapishaneden çıkıp Playtime personelini katletti. Yerdeki kan izlerinden ve fabrika personelinin bir anda ortadan kaybolmasından bunu anlayabiliriz. 10 yıl fabrika kapalı kaldı. Ancak kahramanımız fabrikaya davet alıp dönene kadar. Bu notu tekrar hatırlayalım. Harf ve imla hatalarıyla doluydu. Bu da bir çocuk tarafından yazılma iddialarını güçlendiriyordu. Buradan yola çıkarak Kisimisi'nin bir grup çocuğun koruyucusu olduğu gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Acaba onları fabrikanın derinliklerinde diğer oyuncakların ulaşamayacağı bir yere saklamış olabilir mi? Belki de ilerleyen bölümlerde saklanmış çocuklara ulaşabiliriz. Bu oyuncakların bazısı bildiğiniz gibi aşırı öfkeli. Acaba bu durum öfkeli insan ruhundan kaynaklanıyor olabilir mi? Kendinizin bir oyuncağın gövdesine kapana sıkılmış olduğunu düşünün. Siz ne hissederdiniz? Bilim adamı Poppy Playtime Chapter 2'de canlı oyuncak deneylerinden bahsediyor. İlerlemeye nasıl devam edeceklerini anlatıyor. Kendisi için de endişelendiğini söylüyor. Bilim adamının son sözleri ise bilim adına ilerlemeliyiz oluyor. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. Demek ki kendilerini bilim adına feda ettiler. Kisimisi bunu biliyor ya da bilmiyor olabilir. Ama o mükemmel bir örnekti. Bu da bir teori daha ortaya çıkıyor. Acaba Kisimisi Hagiwagi'ye eş olsun diye yapılmış bir karakter olabilir mi? Bilim adamları Hagi'nin de yani denek 1170'in de uyumlu bir denek olduğundan bahsediyorlardı. Experiment 1170. Hagiwagi remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. Bir farklı teoride ise oyunun bir yerinde kaybedemeyecek kadar mükemmelsin sözünü duyuyoruz. Bu da akıllarda biz testin içerisinde miyiz düşüncesini itiyor. Ve bu trende kesinlikle izlendiğimizi anlayabiliyoruz. You are perfect. Too perfect to lose. Oradan da bu kanıya varabiliriz. Yani biz bir testin içerisinde olabiliriz. Ama olayın korkunç yönü bu ses bize gitmene asla izin veremem diyerek bir anda ortadan kayboluyor. I'm sorry. I can't let you leave.
Sizce de bu oyunda yaşama ihtimalimiz yok mu? Zaten bu ses aslında oyundaki mükemmellik algısının ne olduğunu da ortaya koyuyor. Oyundaki karakterler ne kadar şiddet bağımlısı ise o kadar mükemmeller. Her ne olursa olsun, kisimisi bence bilim adamlarının ulaşabileceği doruk noktası. Tamamen itaatkar, tamamen uysal. Kisimisi hakkında bir diğer teori ise kapıyı açtığımız sahnede ortaya çıkıyor. Kisimisinin bu bakışı her şeyi anlatıyor. Demek ki kisi bize yardım etmekle kalmayacak, hatta bizimle bir müttefik gibi diğerleriyle savaşacak. Diğer bir teori ise oldukça korkunç. Çünkü Poppy Playtime ilk bölümünde Huggy bize arkadaş canlısı olarak görülmüştü. Hatta güç merkezinin anahtarını da vermişti. Fakat sonra ne olduysa bir anda kapı açılmasıyla Huggy'nin çirkin dişleri ortaya çıkmıştı. Tıpkı Huggy gibi ilerleyen bölümlerde bizi ortadan kaldırmak isteyen bir canavar olarak karşımıza çıkması oldukça mümkün görünüyor. Ben Kaşif Yasin. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.